Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bilmiyorum, otursam mı, ayağımı kalksam? Ben herkesi görmek için bazen oturup bazen ayağımı kalkabilirim herhalde. İyiyim, böyleyim, tamam. Oradan test ettik ki görünüyormuşum. Bu tabii bu tür sunuşlar her zaman insana heyecan verir ama burası benim evim gibi tarih vakfı. Burada yaptığım için epeydir de konuşmuyordum. Ayrıca heyecanlıyım. Hepinizin ayağına sağlık geldiğiniz için. Bugün ben işte bir kozmopolitizm kavramı üzerine size konuşacağım. Bir süredir üzerinde çalıştığım bir şeyi aslında anlatmış olacağım. Yani sunumun aşağı yukarı yarısı kuramsal olacak, yarısı ise tarihsel. Bunun Osmanlı kentlerinin uygulanması gibi olacak, öyle planladım. Belki ikinci kısmı birazcık daha uzun olabilir. Bir iki fotoğraf görüyorsunuz, bir iki insan. Bunları sizin biraz ilginizi çekebilmek için koydum ama bir taraftan da bu kozmopolitizm fikrinin ne kadar aslında eski ve basit bir fikir olduğunu göstermek için. İşte Diogenes'in söylediği ben bir kozmopolitesim cevabından sonra nerelisin sorusuna. Sonra 20. yüzyılın sonlarında Barış Manço'nun bu dünya benim memleket diye çok basit ifade ettiği. Arada işte Şinasi'nin Uğran'dan geçen. Ve yine Aziz Pavlus'un, Tarsuslu Pavlus'un Uğran'dan geçen artık Yahudi Yunan köle özgür ya da erkek kadın yoktur zira hepiniz Mesih İsa'da birsiniz diye ifade ettiği basit ama kuvvetli bir fikir. Çok milattan önce 5. yüzyıldan beri bildiğimiz kadarıyla en azından bugüne kadar süre giden bir fikir, bir ideal. Şimdi konuşmanın ana hatları şöyle olacak. Demin bahsettiğim şeyi biraz açayım. Osmanlı kent tarihinde bazı meseleler. Tabii ki bu artık geniş bir alan. Her şeye değinmem mümkün olmayacak ama bazı benim ilgimi çeken ya da benim burada yürüttüğüm tartışma için ilginç olacağını düşündüğüm konulara değineceğim. Daha sonra kozmopolitizm kavramı, kozmopolitlik niye önemli Osmanlı tarihinde? Niye ilginç? Ben niye ilginç görüyorum? Ve kozmopolitizm kavramını kullanan, Osmanlı tarihçiliğinde kullanan çalışmalardaki bazı sorunlara değineceğim. Daha sonra teorik kısma geçeceğim. Yani Osmanlı tarihiyle başlayıp teorik kısma geçip daha sonra tekrar kent örneklerine geleceğim. Öyle planladım. Kozmopolitizmin serüveni, tarihsel serüveni, bugüne kadar gelen serüvenini, Antik Yunan'dan bugüne gelen serüveninden bahsedeceğim. Ve bir yeni kavramsallaştırma, kozmopolitizmi şöyle tanımlasak daha iyi olur diye bir şey önereceğim. Tabii ki mevcut bazı daha önceki tanımların, bazı yaklaşımların ışığında onlara ek yaparak. Şimdi Osmanlı kent tarihçiliğinde bazı meseleler, bazı meselesinin tekrar bazı konusunun altını çizeyim. Artık geniş bir alan gerçekten. Kendi başına bağımsız bir çalışma alanı olarak Osmanlı şehir tarihçiliği, kent tarihçiliği artık kendini kurdu. O yüzden böyle bir, burada birkaç dakikada onu toparlama gibi bir iddiam yok zaten. Mümkün de değil. O yüzden beni ilgilendiren ilginç bazı noktalara değineceğim. Ve kozmopolitizm kavramı açısından önemli olabilecek. İşte bu uzun süre Weber'den ilhamla von Grünebaum'un kavramsallaştırdığı İslam şehri nosyonu Osmanlı tarihçiliğinde etkili oldu. Osmanlı kentlerini çalışırken. Buna göre Osmanlı kenti bir İslam kenti olarak özel organlardan yoksundu. Merkezi devletin tam kontrolündeydi. Bir işte esprit civic, bir yurttaşlık bilinci, bir kentlilik bilinci yoktu. Durağındı, yani değişime kapalıydı. Kendi değişimi kendi dinamikleri içinden üretemiyordu. Bu aslında nosyona erken tarihlerden itibaren itirazlar var, yok değil. Bazı Marksist tarihçiler, Fransız tarihçi Kain gibi, Demokratik Alman tarihçi Hoffman gibi 1950'lerden, 60'lardan itibaren aslında itirazlarda bulunuyorlar. Fakat bu
esasen politik nedenlerle bu itirazlar çok etkili olmuyor. Tabii Weber'in İslam şehri modeli ve işte Fomin'in formüle ettiği şekilde çok eleştiriliyor. Ama hala etkileri sürüyor kısmen, belirli etkileri. Ben bugün bunun tamamen sahiplenen artık pek kimse olmamasına rağmen, evet ben böyle çalışıyorum kentleri dememesine rağmen, onun etkileri bir ölçüde sürüyor. Buradaki sorun noktalarından birisi mekansal ayrımlaşma, segregasyon var mı? Yani Osmanlı kentlerinde Müslümanlar ve gayrimüslimler birlikte mi yaşarlardı, ayrı ayrı mı yaşarlardı, otururlardı? Yaşam alanları ortak mıydı, ayrı mıydı birbirinden? Arada bir segregasyon, kesin ayrımlaşma var mıydı? Şimdi bunun olmadığı monografilerde sık sık gösterildi farklı kentler için. Fakat genel değerlendirmelerde hala bu kabul gören bir şey. Yani monografilerde olan ve gerçekten böyle bir mekansal ayrımlaşmanın olmadığı şeklindeki bilgilerimiz pek şeye yansımadı genel değerlendirmelere. İşte ders kitapları seviyesinde ya da Osmanlı kentlerine dair genel değerlendirmeler. Ve bu pek yansımadı. Bunun da ben ciddi bir mesele olduğunu düşünüyorum. Özellikle kozmopolitizm üzerine durduğum için özellikle beni ilgilendiren bir şey. Bu hoşgörü konusu da eleştirilen fakat maalesef kurtulamadığımız bir şey. İşte Osmanlı Devleti'nin hoşgörüsü gayrimüslimlere yönelik olarak onların barış içinde yaşadığı, onların ciddi anlamda hoş görüldüğü, kendi ibadetlerini yerine getirebildiklerine dair bir romantik model. Pek sorunları görmek istemeyen, bunu işte biraz siyasal İslam perspektifinden bakan, sadece onlar değil ama tarihçiler seviyorlar. Fakat orada bir gerilim de var. Bu konuşma vesilesiyle ben bir araştırma yaptığımda bu özel olarak bunu fark ettim. Bir taraftan evet Osmanlı çok hoşgörülüydü, Osmanlı kentlerine çok hoşgörü hakimdi, gayrimüslimler için böyle bir ciddi sorunlar yoktu gibi bir görüş varken, bir taraftan da bir grup yine siyasal İslam'a yakın sosyal bilimcinin o kadar da değil dediğini görüyoruz. O kadar da değil biraz şey itiraz, evet tabii ki Müslümanlar üstündü. Yani o kadar da bu işi eşitlik seviyesine indirmeyin gibi bir o kadar da değil şeyi var. Bunları ilgili bir örnek vereyim. Yani Almanya'daki işte AKP'ye yakın bir siyasi ekibin çıkardığı bir dergi var, Sabah Ülkesi diye. O dergide birkaç tane yabancı uzmandan çeviri yapmışlar. Hepsi işte Osmanlı şöyle kozmopolitti, böyle hoşgörülüydü falan diyor. İki tane Türkiye'li birisi tarihçi, birisi değil sanırım. Sosyal bilimciden şey var. Onların ikisi de o kadar da değil diyor. O kadar da değil, gerçekten sınırlar vardı. Tabii ki Osmanlı da tamamen bunları serbest bırakmamıştı. İşte bir şeriat çerçevesinde tabii ki Müslümanların üstünlüğü vardı şeklinde. Böyle bir gerilim sezdim. Evet hoşgörü vardı ama tabii ki İslam üstünlüğü şeklinde. Ama bu akademik çalışmalara da yansıyan bir gerilim. Sadece siyasi düzeyde kalmıyor. Mahalle konusu, mahallede uzun süre bir analiz birimi olarak çok önemsendi Osmanlı kent çalışmalarında. Hala önemli. Mahalle müstakil, kendi kendine yeten, kendi iç tutarlığı olan, ahenkli bir birim olarak görüldü uzun süre. Son zamanlarda bundan biraz uzaklaşıldı. Mahallenin de böyle bir birim olmadığına dair çalışmalar var ama yakın zamanda kefalet sistemi üzerine yapılan bazı çalışmalarla sanki tekrar bu kendi içinde tutarlı bir bütünlük olarak mahalle fikrinin tekrar ortaya çıkmaya yavaşladığını görebiliyoruz. Bir başka konu da bir şey, dönemselleştirme. Bunu yani her zaman sorunlu ve hassas bir şey bu aslında, dönemselleştirme. Çünkü esasen bir dönemsellik olmadan, kendi içinde akan, organik biçimde akan bir zamanı siz yapay olarak bölüyorsunuz aslında. Her zaman tehlikeli ve riskli bir işlem. Osmanlı tarihçiliğinde de uzun süre egemenliğini sürdüren gerileme paradigması artık büyük ölçüde bir tarafa bırakıldı. En azından akademik çalışmalarda. İşte Osmanlı tarihini, işte kuruluş, büyüme, genişleme, yükselme
duraklama ve gerileme dönemi olarak bölen şey büyük ölçüde bir tarafa bırakıldı. Fakat yerine çok yeni bir şey konamadı. O ciddi bir sorun aslında. Aynı şekilde 19. yüzyıl reformlarına bakışta da hala bir yerine koyamama, adlandıramama sorunu var bana kalırsa tarihçilikte. Bir taraftan modernleşmeyi dışarıdan ve tepeden gelen, mesela sen Batı etkisiyle ve bir grup bürokrat ve sultan, reformcu sultan ve bürokrat eliyle gören bir anlayış var. Bu çok eleştirildi farklı bölgeler için. İşte reformlara bir iç talep olduğu, Tanzimat reformlarının iç taleplerle de açıklanabileceği, İstanbul'dan kentlere dayatılan bir şey olduğu konusunda pek çok farklı yine monografiler var. Fakat genel değerlendirmelere bu da aynı şekilde çok yansımadı. Yani monografi düzeyinde bunları biliyoruz belirli kentlerde. Fakat dönemi değerlendirirken, Tanzimat'ı değerlendirirken, 19. yüzyıl modernleşmesini değerlendirirken hala biraz o eski dışarıdan ve tepeden değişimin geldiği, reformun oradan kaynaklandığı anlayışı biraz hala etkisini sürdürüyor. Şimdi Osmanlı tarihinde kozmopolitizmin niye ilgimi çektiğine dair, niye ilginç olduğuna dair, sadece benim değil pek çok tabii ki bu konuya kafa veren insanın ilgisini çekiyor. Birincisi sadece Osmanlı tarihinde değil, genel olarak yabancı literatürde, uluslararası literatürde de imparatorluğa dönüş gibi bir eğilimden bahsedebiliriz. Yani bu ulusu yurttaşlığın siyaset öncesi temeli olarak gelen liberal varsayıma tepki olarak gelişen bir şey. Ulusu, ulus devleti problematize etmek için de başvuruluyor. Ve küreselleşme söyleminin aksine ulus devletin ortadan kalkmadığı, önemini koruduğu anlaşıldıktan sonra imparatorluk bir tür ara ölçek olarak düşünülüyor. Yani ulus devletin sorunları ortada, küresel düzeyde siyaset yapma imkanları da henüz yok ve imparatorluk bir ara ölçek olarak geçmişe bakma anlamında ilgi çekiyor. Yani hem politik hem akademik düzeyde bir imparatorluğa dönüşten bahsedebiliriz. Yine bir dizi güncel gelişme. İmparatorluk, Osmanlı İmparatorluğu ve kozmopolitizm meselesine ilgiyi arttırıyor. Önce Balkanlarda, daha sonra da Orta Doğu'daki savaşlar sonucu kısmen anlaşılabilir bir nostalji ortaya çıkıyor. Yani bugünün şiddeti karşısında ya bu insanlar işte Osmanlı döneminde iyi kötü birlikte yaşadılar şeklinde özetleyebileceğimiz bir ilgi. Nasıl yaşadılar? Yani kozmopolitizm vardı gibi bir şey. Mesela Zizek bile Türkiye'ye geldiğinde birkaç sene önce verdiği röportajda Osmanlı'yı övüyor böyle bir başarılı bir arada yaşama modeli olarak. Bu da bence ilginç bir not. Yeni Osmanlıcılık, bu da demin bahsettiğim hoşgörü söylemiyle iç içe geçen, yani bugünkü siyasal iktidarın şimdi bir yana bırakmış gözüktü ama bir dönem çok açık biçimde benimsediği Yeni Osmanlıcı siyasetin etkisiyle de Osmanlı kozmopolitizmine işte farklı unsurların bir arada yaşama pratiği olarak tanımlanan en azından bu hali, bu yaklaşımda kozmopolitizme ilgi artıyor. Bir başka şey bu marka kentler denen, esasen turizm için kullanma. İşte bizim geçmişimiz çok kozmopolitti. Bakın şurada kilise var, bakın şurada sinagog var, işte şurada kocaman cami. İşte gelin biz de para harcayın şeklinde ifade edilebilecek bir şey. Bu çok yaygın. Hani eski Osmanlı coğrafyasındaki kentlerin bugün pek çoğu turistik kentler, özellikle liman kentleri vesaire. Ve buralarda çok kullanılan bir şey. Mesela İstanbul için 2010 kültür başkenti kampanyası aslında bu çok büyük rol oynuyor. Bu kozmopolitizmin turistik bir değer olarak marka kent oluşturmakta kullanılması. Tabii bazen daha hayırhah niyetlerle de hatırlanıyor. Hep böyle işte yeni İslam, yeni Osmanlıcı siyasi proje ya da turizm gibi olumsuz amaçlarla değil, daha olumlu niyetlerle de hatırlanıyor. Mesela bu konuda bir makale yazan, doğrudan Osmanlı kozmopolitizmi üzerine makale yazan Eliel Salzman, makalesini 2007'de Hrant Dink'in cenazesindeki kalabalıkla başlıyor. Mesela bu hakikaten şey bir şey.
çarpıcı ve uzun uzun da anlatıyor. Sadece bir anekdot olarak değil. Yani makalesinin önemli bir kısmını buna ayırıyor. İşte bu konuyla ilgili bir değerlendirme makalesi yazan Ahmet Ersoy, 2013'deki İstanbul, Türkiye'deki ve São Paulo'daki, Brezilya'daki 2013 Haziran eylemleriyle başlıyor. Bu yaklaşımda kozmopolitizm, kentsel taleplerin, güncel kentsel taleplerin kendilerini bulduğu geçmişteki bir model ya da bir imge olarak ortaya çıkıyor. Son olarak sol içi tartışma. Bu benim özel olarak ilgimi çeken, kendini solda tanımlayan birisi olarak ilgimi çeken bir konu. Aslında sol içi gerçek anlamda bir tartışma yok. Kozmopolitizm tartışmalarına birazdan genel literatürü de anlatacağım. Sadece Türkiye'de değil. Daha çok liberal yaklaşım hakim. Bunda klasik Marksizmin olumsuz bakışının da etkisi var. İşte Burjuvazi'nin kozmopolitizmine karşı proletaryanın enternasyonalizmi vardır. Var diye özetlenebilecek bir bakış. Bu yansıyor. Dünyada bunun bazı istisnaları var. Harvey mesela kitap yazıyor doğrudan. 2009'da bir kitabı var kozmopolitizm üzerine. Meseleyi çok ciddiye alıyor ama bu dediğim gibi genel olarak literatür katkıda yapanların liberal olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani soldan katkılar daha az. Türkiye'de de çok ciddi bir tartışma yok. İşte Kıvılcımlı'nın birkaç olumsuz notu var kozmopolitizmle ilgili. 2018'de Orhan Koçak kısa birkaç tane internette yazı yazıyor. Böyle sert, polemik dilli yazılar. Bunlara da Sungur Savran'ın bir yanıtı var. Benim takip edildiğim kadarıyla orada bitiyor mesele. Daha devamı gelmiyor. Yani aslında Orhan Koçak'ın bir tartışma başlatayım tekrar solda kozmopolitizm üzerine denemesi de başarısız oluyor. Bir de ben deniyorum. Buradan bakalım. Şimdi Osmanlı bağlamında yani Osmanlı tarihçiliğinde kozmopolitizmin sorunları. Yani burada biraz literatürü, mevcut literatürü yani kozmopolitizm kavramını Osmanlı kentlerine bakmak için kullanılan çalışmaları kısaca eleştireceğim. İlk sorun kavramımız biraz savruk, tam tanımlanmadan kullanımı. Yani sanki anlamı çok netmiş, kozmopolit deyince ne dendiği çok netmiş gibi kullanımı. Bir örnek vereyim yakın tarihli. Emre Eroğlu'nun Foça üzerine yazdığı kitapta 60 elektronik kopyadan okuduğum için saydırdım. 60 küsür kez geçiyor. Belli ki çok temel bir kavram. Fakat tanımı yok. Yani ben bunu anlıyorum falan gibi. Bu tür başka şeyler de var. Bu çarpıcı bir örnek olduğu için söylüyorum. Yoksa özel olarak kötü bir çalışma ya da özel olarak talihsiz bir kullanım olduğu için değil. Fakat daha çarpıcı sayılar açısından. Onun için söyledim. Ama yaygın bir eğilim. Bir diğer sorun farklı tanımlar. Burada ise tanımlar yapılıyor fakat farklı şekilde tanımlanıyor. İşte bazen en minimalist anlamda kullanıyor. Yani farklı etno dinsel grupların aynı mekanda bulunması. Bir şehirde hem Müslümanlar hem gayrimüslimler varsa kozmopolit deniyor mesela. Bu gündelik kullanıma da daha yakın olan kullanım. Zaman zaman akademik kullanımlarda da bunu görüyoruz. Yani bir çeşitlilik, çok unsurluluk diyebileceğimiz bir şey bu. Fakat daha farklı tanımlar da var. Birazcık daha bunun üzerine giden, bu minimal tanımdan uzaklaşan. Mesela İskenderiye için İlber ve İzmir için Simirnelis çeşitli grupların ortak çıkarlar etrafında bir araya gelmesi olarak tanımlıyorlar. Almanya'dan Freytag ve Laffy bir yönetişim biçimi. Osmanlı'nın kentleri bir yönetme biçimi olarak tanımlıyorlar. Furman da maksimalist bir tanım yapıyor aslında. Bir çeşitlilik, iki faillerin, pratiklerin dünyaya açık olması. Üçüncüsü işte Fransızca almış sosyabilite, yani topluluk sınırlarını aşan toplumsal ilişkiler. Ve son olarak kozmopolit değerler. Böyle bir minimal var. Bir de Furman'ın yaptığı maksimalist, hani neredeyse bir tür kozmopolit dediğimiz aktör, Superman gibi bir şey haline geliyor. Hepsinin çeşitli sorunları var. Alternatif kavramlarla ilişkiler de belirsiz. Literatürde çok, işte İngilizce literatürde coexistence olarak kullanılıyor. Birlikte yaşama Türkçe literatürde.
İşte conviviality kullanılıyor. Bazen convivenza gibi İngilizce literatürde de italikle aynen çevrilmeden kullanılıyor. Bunlar tabii kavram aslında sıkıntılı olduğuna işaret eden şeyler. Çoğulculuk, çok kültürlülük, hoşgörü bunlarla bazen ilişkili olarak kullanılıyor. Bazen eş anlamlı olarak kullanılıyor. Yani çok kültürlülük yerine kullanıldığında çok görüyoruz ya da sadece çoğulculuk olarak kullanıldığında çok görüyoruz. Fakat kozmopolitizm bunların, bu kavramların bir adım ilerisi mi? Başka soyutlama düzeylerinde mi bu kavramlar? Bunlar çok belirsiz. Zor bir konu olduğu için de biraz. Genelde literatürde biraz etrafından dolanma. Hani sorunu doğrudan dalmayıp biraz etrafından dolanma. Yer yer işte italiklerle falan kaçak güreşme gibi bir eğilim var. Sınıfsal boyut meselesi tabii en çok, yani kozmopolitizm kavramı en çok böyle eleştiriliyor, elitist olmakla. Yani bu zaten işte bir grup yabancı dil bilen, işte mobilitesi olan, hem günümüzde hem geçmişte bir azınlığın harcıdır kozmopolit olmak. Herkes kozmopolit olamaz gibi bir eleştiri var. Gerçekten de çalışmalara baktığımızda çoğunluk üst sınıflar, işte de İskenderiye, İzmir'den bahsettiğim çalışmalar mesela, büyük ölçüde elitlerle sınırlıyor bu çalışmaları. Ama istisnaları da var. İşte Ulrike Freitag orta katmanlar arasında aslında daha fazla olduğunu söylüyor. Temelde mesela tam tersi bir şey söylüyor. Bence en bu meseleyi en çok kafa yoran, en sofistike yaklaşımlar geliştirenlerden birisi Temelde. Diyor ki en üst ve en alt gruplar arasında içinde bir tür kozmopolitizm olabilir. Yani işte gerçekten çok ayrıcalıklı, seyahat edebilen, yabancı dil bilen vesaire, iyi eğitimli gruplarla en alt gruplar, fahişeler, gangsterler vesaire. Ama bu sınıfsal boyut meselesi çözülmemiş bir şey olarak duruyor. Bir diğer sorun, ben de biraz Ankara ve Belgrad'a yoğunlaşarak bunu aşmaya çalışıyorum. Liman kentleri, yani neredeyse bütün çalışmalar kozmopolitizmden bahseden Osmanlı'da liman kentleriyle sınırlı. İstanbul, İzmir, Selanik, işte Beyrut, İskenderiye vesaire. Kudüs de kısmen var ama Kudüs özel durumu dolayısıyla biraz Kudüs'e de değiniliyor. Burada yer yer mekansal determinizme yakın ben bir şey görüyorum. Tabii ki burada çok iyi çalışmalar var, çok değerli çalışmalar var ama bir tarafta bir liman kenti olmanın otomatik olarak neredeyse şey getireceğine dair, bir kozmopolitizm getireceğine dair bir varsayım var. Bunu Cem Emrence de kısmen görüyoruz. Demin bahsettiğim Emre Rol'da kısmen daha açık biçimde görüyoruz. İşte neden Belgrad ve Ankara? Demin çok kısa değindim. Biraz kozmopolitizmi normalleştirmek istiyorum. Bunlar normal kentler. Aslında İşte bu biraz önce saydığım liman kentleri kadar büyük, o kadar önemli kentler değiller. Batı etkisinin daha az olduğu kentler, yani kolonyalizmin, emperyalizmin etkisinin daha az olduğu kentler. İşte Levanten nüfusları sınırlı vesaire mesela. Kozmopolitizm için çok önemli bir şey bu. O yüzden Belgrad ve Ankara'nın seçmenin ben daha yerinde olduğunu düşünüyorum. Normalleştirmek, olağanlaştırmak, bunu istisnai bir şey olmaktan çıkarmak kozmopolitizm kavramını Osmanlı kentleri için. Niyetim o. Şimdi biraz kozmopolitizm kavramının tarihsel hikayesinden bahsedeceğim. Hem de şeyden bahsedeyim. Yani literatürde aslında sadece Türkçe'de değil, yabancı dillerdeki, batı dillerinde, en azından kendi literatürde de bir karmaşa var aslında. Sadece bizim tarihçilikte değil. Kozmopolitizmden çok farklı şeyler anlaşılıyor. Bazen bir ütopya anlaşılıyor, bazen siyasi bir proje anlaşılıyor. Bir dizi kurum anlaşılıyor, bir ahlaki yaklaşım, hukuki çerçeve, hümanist bir felsefe, bir varoluş biçimi anlaşılıyor. Ve kozmopolitizmin önüne bir dizi sıfat getiriliyor. Hızlıca okuyacağım, bir fikir versin diye. Bunlar benim çıkarabildiklerim, benim yakalayamadıklarım da vardır muhtemelen. Bunların hepsinin önünde şey var, kozmopolitizm var. Sonunda. Felsefi, kurumsal, hukuki, ekonomik, kapitalist, liberal, yeni liberal, neoliberal, demokratik, radikal, internasyonalist, asi, real, romantik, küresel, metodolojik, eleştirel,
mağdun, uyumsuz, kökleşmiş, estetik, dışlayıcı, muhalif, eksantrik, yerel, yeni, gündelik kozmopolitizmlerden bahsediliyor. Hakikaten işin içinden çıkmak zor. O yüzden bir tarihsel yere gidip biraz bir tarihsel köklerine bakmanın ben bu karmaşadan çıkmak için iyi bir yol olacağını düşündüm. Esasen üç tarihsel uğrakta kozmopolitizm ciddi olarak öne çıkıyor ve tartışılan bir şey haline geliyor. Birincisi, bu fikrin de ortaya çıktığı o Diogenes alıntısında da gördüğünüz üzere, geç antik çağ stoacılık, Helenistik dönem aslında teknik olarak. Stoacılık, işte kozmopolis demelerinin sebebi de o. Polislere, yani Yunan kent devletlerine sadakate karşı, bizim sadakatimiz kozmosadır, bizim polisimiz kozmostur. Kelime oradan geliyor. Bütün dünya, bütün evren herkes için bir polistir, herkes için şehirdir. Önce insanlığa sadakatimiz olmalıdır. İlle gerekiyorsa sonra da siyasi topluluklarımıza diye özetleyebileceğimiz bir görüş. Tabii insanların eşitliği varsayımından yola çıkıyor. Kurucu metin Kıbrıslı Zenon'un Cumhuriyeti. Daha sonra Roma döneminde Roma stoacılığı bayağı farklı bir yola giriyor. Yine tabii evrenselci iddialar var ama o evrenselci iddiaları Roma yayılmacılığının hizmetine sunuyor. İşte filozof imparator Marcus Aurelius en bilinen örneği. Evet evrensellik, evet tek bir polis ama işte bunu yapan zaten Roma var. Roma bütün dünyayı birleştirecek şeklinde bir stoacılık aslında bayağı sapıyor Roma döneminde. İstik dönemde formüle edildiği halinden. Modern çağda aydınlanma kozmopolitizmi bir ideal olarak benimsiyor. Dinin egemenliğine ve mutlakiyetçi devletlere karşı. Daha sonra 19. yüzyılda da milliyetçiliğe, ulus devletlere ve ulus devletlerin yol açtığı büyük şiddete karşı. Bugüne kadar muhtemelen hala gelen biçimde en etkili kozmopolitizm filozofu Kant, Fransız Devrimi'nin öncesi ve sonrasındaki bir dönemde yazdığı bir dizi eserde bunu bir kozmopolit hukuk sistemi olarak formüle ediyor. Konukseverlik hakkı, daha doğrusu konukseverlikten yararlanma hakkı diye bir hak formüle ediyor. Bugünün işte göçmenlerle ilgili, mültecilerle ilgili tartışmalarında da sık sık gönderme yapılan, siyaset bilimi literatüründe de sık sık gönderme yapılan bir şey bu. Fakat Kant tek bir dünya devleti değil, bir cumhuriyetler, demokratik cumhuriyetler federasyonu öngörüyor. Yani devletlerin egemenlik haklarının o devletlerin cumhuriyet olmaları koşuluyla korunmasından yana. Bunun bir de solda alternatifi var. Marksizm, enternasyonalizmi, kapitalizm ve emperyalizme karşı gerçek kozmopolit alternatif olarak sunuyor. Ve bu enternasyonalizmi, yani gerçek kozmopolitizm olan enternasyonalizmin taşıyıcısı da uluslararası proletarya. Üçüncü uğrak, 20. yüzyılın sonundan itibaren küreselleşme tartışmalarıyla başlıyor bu. yani küreselleşen dünya söylemine paralel olarak kozmopolitizm de hatırlanıyor bir anlamda. Ve işte bu küreselleşmenin yarattığı sorunlar ya da Sovyetler Birliği'nin real sosyalizmin çökmesi sonucu ortaya çıkan etnik çatışmalar, iç savaşlara ve dinsel fundamentalizme karşı bir çözüm olarak sunuluyor kozmopolitizm. Ve nihayet günümüzde göç ve iltica dalgasını yarattığı, Batı'da bazı ülkelerde yarattığı yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı bu ülkedeki daha ilerici çevreler kozmopolitizmi tekrar gündeme soktular. Yani bu son birkaç yılda tekrar literatüre baktığımız hem siyasi düzeyde hem akademik düzeyde tekrar kozmopolitizm kavramında bir ilgi artışı olduğunu görüyoruz. Şu an yani o tarihsel gelişimizde 3 versiyonundan bahsedebiliriz literatürde, siyaset bilimi, siyaset felsefesi literatüründe. Birincisi ekonomik kozmopolitizm. İşte burada Ulrich Beck ve David Held isimleri var. Bu küreselleşmeyle büyük ölçüde ilişkilendiriyor. İşte küreselleşme ekonomik bütünleşmeyi sağladı.
Sıra şimdi siyasi bütünleşmede denilebilecek bir yaklaşım. Neoliberalizmle yakın ilişkisi ve ulus ötesi kurumlara yeterince eleştirel yaklaşmaması sebebiyle bayağı eleştirilen bir şey. Görebildiğim kadarıyla artık çok da popüler değil. O küreselleşme söylemlerinin zirve noktası da geride kaldığı için artık o kadar popüler değil. İkinci görüş ahlaki siyasi kozmopolitizm. Bu en yaygın, literatüre baktığımızda en yaygın görüş bu. Kant'tan yola çıkan, esasen neokantçı isimler tarafından, işte Martha Nussbaum, Seyla Ben Habib, Jürgen Habermas, başka pek çok var dediğim gibi çok yaygın. Bu hakim pozisyon aslında bu tartışmada. Kantçı bir evrenselci etik ve hümanizm üzerinden inşa edilecek gerçekçi bir siyasal proje olarak görüyor kozmopolitizmi. Bir ütopya değil, gerçekçi bir siyasal proje. Örneğin Nussbaum eğitim meselesi üzerine çok duruyor ve bir kozmopolit eğitimin çok önemli olacağını, yani kozmopolit bir toplum inşa etmek yolunda eğitimin çok önemli olacağını söylüyor ve stoacılara gidiyor. Ta stoacılıktan alıyor hikayeyi, Kant Uran'dan geçip eğitimin altını çizmeye vardırıyor. Bu pozisyon ilginç, yani tabii ki bir tarafa kolayca atılamayacak bir şey. Fakat neo-kantçı olması hasebiyle onun sınırlıklarını taşıyor. Mesela şöyle bir paradoks var. Bir ülke ne kadar demokratik olursa olsun, o ülkenin kanunları üzerinde sadece yurttaş olanların söz hakkı var. Fakat yurttaş olmayanlar, göçmenler, mülteciler, potansiyel göçmenler, o konukseverlik hakkından faydalanacak insanlar bundan doğrudan etkileniyorlar. Yani o kararlar, yine o kararlardan doğrudan etkilenecek insanları işin içine katmadan alınıyor. Mesela bu önemli bir paradoks ve Kantçılar ya da neokantçılar ya da Kant bir devletin egemenlik hakkını bir tarafa bırakmaya yanaşmadığı için de çözülemiyor. Bununla ilgili en sert ve bence iyi eleştirilerden birisini Kostas Douzinas insan hakları kavramı üzerinden yaptı ve o şöyle bir şey diyor. Kantçılar ne zaman bir sorunu politik olarak çözemeseler hukuka başvururlar diyor. Bir tür hukuk onlar için Deus ex machina'dır. İşte gökten iner ve meseleyi çözer gibi. Bu eleştiri benim de aklıma yatan bir eleştiri. Hukuk çerçevesi ve ulus devlet ne kadar demokratik olursa olsun bir ulus devlet içinde kalmaları aslında kozmopolitizmin evrensel olanaklarını bence sınırlıyor. Üçüncüsü kültürel kozmopolitizm. Bu benim daha yakın olduğum ve birazdan üzerine birazcık daha konuşacağım bir yaklaşım. İşte isimleri görüyorsunuz. İsimler de diğerleri kadar ünlü değil çünkü diğerleri kadar da aslında yaygın değil. Diğer iki pozisyon kadar. Bu kozmopolitizmi bir tutum, bir eğilim, bir tavır olarak görüyor. Ötekini tanımaya ve kabul etmeye hazır olma, öz eleştirel olma, farklı kimliklerden insanlarla etkileşim yoluyla kendini dönüştürme kabiliyetine sahip olma. Buna kısmen Derrida'yı da dahil edebiliriz. 90'ların ortasında bir kozmopolitizm kitabı yazıyor ve orada daha çok bu kültürel kozmopolitizm modelini benimsiyor. Şimdi bu kültürel kozmopolitizmin dünyaya ve ötekine karşı açık olma hali tanımını alıyorum. Yani onu benim aklıma yatıyor, onu benimsiyorum. Fakat belirli eklemeler, çıkarmalar, kendimce eleştirilerim var. Tabii ki var, kâr etmiyor. Nasıl? Çıksan. Çok nazik. Burada Fransız filozof Jean-Luc Nancy'nin müdahalesi bence önemli. O ile olmak, birlikte olmak dediği şey şöyle bir şey söylüyor. Var olmak zorunlu olarak birlikte olmaktır, ile olmaktır. Anlam ve dünya zorunlu olarak paylaşılır. Önce var olup sonra ile var olan, yani önce var olup sonra başkalarıyla iletişime geçen bir özne yoktur. O yüzden de öteki büyük bir öteki değildir, büyük harfle değil, küçük harfle yazılmalıdır diyor. Bence bu önemli bir şey, salt bir
gereksiz felsefi müdahale değil. Çünkü liberal birey nosyonuna karşı önemli bir itiraz. Yani esasen Nelson burada dediği, ötekine açık olmak, başkasını kabul etmek, varoluşumuzun temelini kucaklamaktır. Ve evrenselliği reddeden her tür düşünce de aslında varoluşun temelini reddetmektir. Yani evrensellik fikri bize bir dışsal bir şey değil, varoluşumuzun ana koşuludur diyor. Bu bence kültürel kozmopolitizme karşı önemli bir düzeltme. İkincisi, kültürel kozmopolitizm daha çok farklılığa odaklanıyor. Bu da normal, zaten meselesi o. Yani bu farklı insanlar bir arada nasıl yaşayacak? Birbirini öldürmeden, birbirini reddetmeden, birbirini kırmadan, üzmeden. İşte mesela Apia önemli bir, Türkçe'ye de çevrildi sanırım kitabı. Çok bilinen bir kültürel kozmopolitizm teorisyeni. O evrenselciliği reddetme ve kültürel lüretizme düşme noktasına geliyor. Buna karşı Badiou'nun Paulus okumasından çıkardığı evrenselcilik fikrinin ben iyi bir yine katkı olabileceğini düşünüyorum. Ya da bu önlem olabileceğini düşünüyorum. Bu partikülerizm ve relativizm tehlikesine karşı. Badiou bilenleriniz vardır. Fransız Marksist felsefeci, bir ateist. Tabii ki Paulus'un söylediklerinin içeriğine değil, biçimine, ruhuna, jestine odaklanıyor. Paulus'u şu yüzden önemsiyor. Paulus diyor ki, hakikati bir grubun hakimiyetinden kurtardı. Ritüellerden kurtardı. Töreden kurtardı, Yahudi töresinden ve yasadan, Greco-Roman yasasından kurtardı. Ve olay dedi İsa'nın dirilişi. Tekrar dedi, tabii ki şey için bu bir metafizik, bir mitolojik bir şey. Hakikat değil Badiou için. Fakat Paulus'un bunu sunması, İsa'nın dirilişinin herkese hitap etmesi ve yasadan ve töreden özneyi özgürleştirilmesi. Bunun bu özgürleşmenin Badiou evrensel bir tekillik yaratacağını söylüyor. Diğerlerini, yani Yahudi olma, işte Romalı olma, Yunan olma, kadın olma, erkek olma, köle olma, özgür olma vesaire gibi şeylerin yanlış tekillikler olduğunu, asıl olanın bunları aşan hakikatin etkisiyle ve olayın etkisiyle bir evrensel tekillik kurma olduğunu söylüyor. Bir başka nokta bu kozmopolitizmin eğlenmesi, o pratikler meselesi bence önemli. Yani sadece bir açık hal değil, açık tavır değil, açık olma, kabullenme, kendini dönüştürmeye açık olma değil, bunun bir şekilde pratiğe dökülmesi. Bu vurgu da önemli bence. Ve nihayet 19. yüzyıl, işte 19. ikinci yarısı, ortaları ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başları için Osmanlı tarihine baktığımda ben bunu şöyle düşünüyorum. Türdeşleştirici kuvvetlere karşı koyma. Yani homojenleştiren modern devlet, işte ulus devlet, milliyetçilik ve kapitalizme karşı çeşitli pratiklerle o heterojenliği korumaya çalışma. Koruma eğilimi, koruma pratikleri. Bunu bir şekilde, şurada bu şekilde dökme. Bu karşı koyma bilinçli örgütlü de olabilir, bir tür direniş de olabilir. Fakat kendiliğinden hayatın olağan akışı içinde gündelik küçük kararlarla da olabilir. Bu ikisi aynı düzeyde değil bence ama sonuçlarının eşit derecede önemli olabileceği kanaatindeyim. Şimdi hızlıca Sırbistan için. Bu Sırp, bu arada şeyi zaten birazdan fark edeceksiniz ama ben bir süredir Belgrad çalışıyorum zaten, birkaç yıldır. Hani tam bir tarihçi gibi, birinci kaynaklar vesaire üzerinden. Fakat Ankara için henüz ikinci kaynaklar düzenindeyim, henüz arşiv belgelerine geçmedim. Ankara için söyleyeceklerim birazcık daha, şöyle yapsak, şöyle baksak ne iyi olur türünden şeyler, onu da göreceksiniz. Dediğim gibi Belgrad'da bir süredir çalışıyorum, birazcık daha iyi bildiğim bir örnek. Burada bir ikili idare dönemi var. Yani bir şehirde iki devlet var. Bu çok ilginç bir şey ve işte bölge bölge, sokak sokak Osmanlı Devleti ile özel Sırp Devleti birlikte var oluyorlar. Şehirde Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler var. Bir mekansal ve toplumsal ayrımlaşma yok.
suç kabaca göstereyim. Bu 1863 tarihli bir harita. Bunlar hane 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 gösteren bir şey. Ayrıntılı gayet. Çok iyi bir kaynak. Bu sarıyla gördüğünüz daha sarı ağırlıklı olanlar Sırp. Burada kırmızımsı gibi gözüken haneler Müslüman. Hristiyan diyeyim aslında. Sırp demek de başka sebeplerden yanlış. Bu da Müslüman. Şurada da küçük bir Yahudi mahallesi var Müslüman mahallesinin içinde. Fakat görebildiğiniz gibi ciddi anlamda bir iç içe söz konusu. Yani Sava civarında Hristiyanlar, Tuna civarında da Müslümanlar ve Yahudiler yoğunlaşmış olmasına rağmen şuralarda gerçekten ciddi bir iç içe geçmişlik söz konusu. Yani bu bir mekansal ayrışmanın olmadığını zaten net biçimde ortaya koyan bir harita. İşte iki devletin ciddi anlamda türdeşleştirme çabaları var. İşte Sırbistan bir ulusal elit yaratmaya çalışıyor ticaret burjuvazisi eliyle. Çünkü daha önceden toprak sahipleri Müslüman olduğu için özerk dini kazandığında eliti esasen burjuva. İşte halk sağlığı, hijyen söylemlerini kullanıyorlar. Mesela Müslümanların gittiği kahvehanelere gitmeyin. Oralar pistir gibi bir söylem mesela çok kullanılıyor. Kent planlama, işte Viyana'da eğitim almış Sırp plancılara planlar yapılıyor. Bu yolla geri kalmış olarak gördükleri, doğal olarak gördükleri Osmanlı kenti yok edilmeye çalışılıyor. Sırplara özgü anıtsal yapılar inşa edilmeye çalışılıyor. Fakat bu büyük ölçüde başarısız oluyor. Başarısız olmasının çeşitli sebepleri var. İşte bazen mesela esnaf, yerinden edilmek istenen esnaf bilinçli olarak direniyor buna, bu planlar sonucu. Müslüman ya da Hristiyan. Onun dışında da Hristiyan halk Müslümanlarla sosyal ilişkilerini sürdürüyor. Kahvelere, tavernalara, parklara vesaire. Onlarla gitmeye devam ediyor. Bu biraz önce söylediğim o gündelik şeyler. Yani özel olarak bir direnç değil ama o Sırp devletinin türdeşleştirme çabalarını çok önemsemiyorlar. Osmanlı Devleti özellikle ticari ilişkileri, Müslümanlarla Hristiyanlar arasında ticari ilişkileri sınırlamaya çalışıyor. Müslümanların ağırlıkta yaşadığı mahalleleri korumaya, yani oralara Sırpların taşınmasını engellemeye çalışıyor, Hristiyanların taşınmasını. Fakat gördüğünüz gibi pek olmuyor bu. Ve görebildiğimiz üst sınıflar arasında ve alt sınıflar arasında ortak sosyalleşme eğilimi çok yaygın. Yani bu mesela Belgrad-ı Raşit diye bu konuda çok önemli iki ciltlik anılarını yazan biri var. Oralı ve orta düzey bir bürokrat. İşte üst sınıfları balolara gidiyorlar, yemeklere gidiyorlar. Sırplarla diye eleştiriyor mesela Müslüman üst sınıfları. Alt sınıfları da işte batakhanelere gidip Sırplarla takılıyorlar diye eleştiriyor. Bu aslında biraz şeye benzer. Etemel Demin çerçevesini onu hatırlarsanız en üst ve en alt sınıflar aslında kozmopolit olur gibi. Ona benzer bir şey çıkıyor bizden aslında. Ve devletlerle özdeşleşme tam olarak olmuyor. Yani Müslümanların hepsi Osmanlı'dır, daha sonra işte Türk'tür, Hristiyanların hepsi Sırp'tır şeklindeki bir özdeşleşme tam olarak faydalanmıyor. Tam olarak gerçekleşmiyor. Bir şehirdeki devletin bulunmasının avantajlarından faydalanma eğilimini iki nüfusta da görüyoruz. Mesela bir Sırp esnaf, Hristiyan esnaf, İstanbul'a dilekçe yazıyor, beni askere alacaklar, ben Hristiyanım ama Sırp değilim, beni şey yapmayın gibi, işte beni kurtarın gibilerinden. Müslümanlar yine benzer şekilde onların avantajına hangisi olacaksa o otoritelerden paylanıyor. Çünkü aynı şehirde iki tane mahkeme var, aynı şehirde çeşitli otoritelerden iki tane var, iki tane devlet var gerçek anlamda. Ve bu özdeşleşme bir türlü gerçekleşmiyor. Belgrad'daki kozmopolitizmin sonu 1862'de geliyor. Çukurçeşme olayıydı. Aynısına girmeyeyim. Olay büyüyor. Osmanlı birlikleri kaleden şehri bombardımanı tutuyorlar. Uluslararası bir komisyon kuruluyor. Bu haritayı hazırlayan da zaten uluslararası komisyon. Ve 1867'de Osmanlı askeri ve Müslüman nüfusun kendi tamamen terk etmesiyle bu süreç sonuçlanıyor ve kozmopolitizm en azından Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki ilişki söz konusu olduğu ölçüde orada sona eriyor.
Ankara'ya geçeyim. Şimdi Ankara kozmopolitizm için tabi alışılmadık bir örnek. Literatürde 19. yüzyıl Ankara'sından kozmopolit diye bahseden tek bir çalışmaya öyle bir denk gelmedim. Zaten az sayıda çalışma var 19. yüzyıl Ankara'sı için, Osmanlı Ankara'sı için. Yani Cumhuriyet döneminin, tabi Ankara çok önemli Cumhuriyet dönemi için. Türkiye modernleşmesinin sembolü. O yüzden büyük ölçüde onun gölgesinde kalmış durumda. Hakikaten çok sınırlı bir literatür var. Orada da kozmopolitizm kavramı geçmiyor. Bir de bu sıfırdan yaratılan kent miti var. Bu bir mit tabii ki. Çünkü Osmanlı döneminde aslında önemli bir kent. Onun öncesinde de Roma döneminden itibaren vesaire. Ankara büyük ve önemli bir kent. Önemli bir Anadolu kenti. 17 ve 18. yüzyıllarda özellikle çok gelişiyor. Soft ticaret üzerinden pek çok yabancı tüccar yerleşiyor. Sonra bir gerileme var. Fakat bir çöküş yok. Yani 19. yüzyıl nüfus rakamlarına baktığınızda nüfus ya sabit ya artıyor. O sıfırdan yaratılan kent, işte köyden hallice bir kasabadan büyük başkent yarattık meselesi aslında erken Cumhuriyet döneminin büyük ölçüde bir miti. Ama akademik çalışmalarda bir ölçüde yansıdığını görüyoruz. Özellikle de Osmanlı döneminin Ankara'sının pek çalışılmaması hasebiyle. Çok kısaca 19. yüzyılda Ankara meselesine değineyim. Burada Ankara Tanzimat reformlarından ciddi olarak faydalanıyor. İlk planlı mahalleler kuruluyor. Demir yolunun gelişi, burada görüyorsunuz onun kutlamasını 1892'de. Çok önemli. Ekonomik hayatta gözle görülür bir canlanma canlanmaya yol açıyor. Aktif ve etkili bir belediye var. Çok unsurlu bir toplumsal yapı var. Eğer kozmopolitizmden sadece bunu anlayacaksak, o minimalist tanımla, o Ankara'da var. İşte bulabildiğim ikinci kaynaklardaki nüfus rakamlarını görüyorsunuz. Yüzyılın sonuna doğru, 20. yüzyılın başına doğru azalsa da 3'te 1 oranında kentin nüfusunun gayrimüslim olduğunu görüyoruz. İşte Müslümanlar ek olarak Ermeniler var. Ermenilerin büyük çoğunluğu Katolik. Protestan ve Gregorian Ermeniler de var. Rumlar ve Yahudiler de mevcut kentte. Bir etnik iş bölümü, mekansal ayrımlaşma görmüyoruz. Literatürde var. İşte Ermeniler zengindi gibi, en zenginleri Ermenilerdi falan gibi. Fakat baktığımızda pek kaynak gösterilmiyor bunlara dair. Tam tersine aslında, sınırlı da olsa işaretler var. Yani bir etnik iş bölümünün olmadığı, kentin Müslümanlarının da zengin olduğu vesaire şeklinde. Bu Ermeniler zengindi meselesi biraz daha sonra Cumhuriyet'in ilk döneminde işte Vehbi Koç falan bahsediyor. Bu biraz hafif suçluluk duygusuyla hafif işte o Ermenilerin mallarına el koyanları da öyle bir temayül var. Bunlar da zaten işte şehrin kaymağını yiyordu falan filan gibi. Sınırlı olmakla birlikte benim görebildiğim eldeki veriler çok bunu bu görüntüyü doğrulamıyor aslında. Mahallelerle ilgili veriler eksik ve tutarsız. O yüzden mekansal ayrımlaşma konusunda biraz dikkatli olmak lazım. İşte bunu Akın Atavuz uzun uzun anlatıyor. İşte bazı kayıtlarda mesela normal kayıtta Müslüman ya da gayrimüslim mahallesi olarak kaydedilen mahalleler gerçekte karışık olabiliyor. O yüzden bayağı dikkatli davranmak lazım. Sosyal hayatta segregasyon yok. İşte loncalar karışık, çok unsurlu, çok etnili. 1908 sonrası mesela demiryolu işçileri sendika kuruyor ve o da Müslüman ve gayrimüslim işçiler, onlar da gayet birlikteler. Bu tür böyle küçük küçük elimizde bir mekansal ayrımlaşmanın ve sosyal ayrımlaşmanın olmadığına dair işaretler var. Tersine olan işaretlerden daha fazla. Fakat beni daha çok ilgilendiren bu bir takım zor uğraklar diyebileceğimiz esnalarda kentte toplumsal gruplar arasında bir çatışma yaşanmaması, olaylar çıkmaması. Bunu ben önemsiyorum. Çünkü çok gergin dönemler, ülkenin pek çok yerinde çatışmaların olduğu dönemler, siviller arasında çatışmaların çok ciddi olduğu dönemler. Mesela 93 harbinden sonra, 1877-78'den sonra
Kentte Müslüman göçmenler yerleştiriliyor. Bu biliyoruz ki pek çok yerde ya da mülteciler yerleştiriliyor. Bu pek çok yerde çatışmaya, gerginliğe yol açırken Ankara'da yol açmıyor. 1893 yargılamaları yine önemli. Ankara Bölge Mahkemesi olduğu için yakın çevredeki bazı davalar oraya taşınıyor. Ya istinaf mahkemesi olarak ya da önemli davaysa doğrudan ilk derece için. İşte Merzifon'daki linçak aktivistleri aleyhine açılan büyük bir dava var. En ünlü sanık Karevet Tomayan. 300'den fazla tutuklu var başlangıçta burada. Daha sonra tahliyeler sonrası azalıyor, 59'a düşüyor. Fakat 17 idam çıkıyor. Çok büyük bir dava, çok yüksek profilli. Batı basını yakından takip ediyor. Öyle ki Londra'da bile miting oluyor bunu protesto etmek için. Bu kadar önemli bir şey. İşte 300'den fazla tutuklu getirildiği için cezaevi almıyor falan, öyle sorunlar çıkıyor. Buna rağmen şehirde bir olay yok. Bu mesela çok ilginç. Başka şehirlerde biliyoruz ki bunlar çok daha küçük kıvılcımlarda şehirler patlıyor, insanlar birbirine giriyor. İşte Ermenilere yönelik pogrom tarzı saldırılar oluyor. Fakat Ankara'da olmaması ilginç bence. Bunu çarpıcı görüyorum ben. 1909 Klikya olayları da, o da bazılarınız biliyordur, çok bunlar da çok ciddi can kaybına ve can ve mal kaybına yol açan çok büyük olaylar. Adana'da başlayıp diğer şehirlere yayılıyor. 31 Mart vakası esnasında. Bazı Ermeniler bundan kaçıp Kayseri'ye sığınıyorlar. Bununla ilgili Kayseri'de dava açılıyor. İstinaf Mahkemesi yine Ankara. Öyle bir talihsizliği var. Bu da aslında yüksek profilli bir dava. Fakat oradan da yine şehirdeki toplumsal grupları, Müslümanlarla Ermenileri birbirine katacak ve ciddi bir gerilimin olmadığı ortaya çıkıyor. 1915'e gelindiğinde, aslında 1915-16'da aslında Ankara'da da kozmopolitizm sona eriyor. Ankara'da Ermeniler ilk dalgaları büyük ölçüde atlatıyorlar. Çünkü çoğu Katolik ve Katolik Ermeniler bundan muaflar. İşte vali, o dönemin valisi Masar Bey de biraz ayak sürüyor falan. Fakat sonrası çok karmaşık bir hikaye. Merkezi devlet, yerel görevliler, İttihat ve Terakki'nin yerel şubesi arası karmaşık ilişkiler var. Neticede önce Gregorian, sonra aktivistler, sonra da Katolik Ermeniler tehcir ediliyorlar ve planlı katliamlara uğruyorlar. Planlı olarak katlediliyorlar. Bunu mesela Murat Cankara'nın nerede biliyorum? Yok, kapıda kalmış. Yayınladığı, edit ettiği Arakelya'nın anılarında çok güzel görüyoruz. Ankara Avukatı, Menfilik Hatıralarım kitabında. Ve kurtulanlar da çok farklı aslında networklerle kurtuluyorlar. Kimisi Katolik devletlerin müdahalesiyle kurtuluyor. Kimisi kişisel bağlantılarla, işte onu korumaya çalışan bir komşu vesaire. Kimisi memur arkadaşları üzerinden vesaire kurtuluyor. Yani öyle bir şey anında bile insanların işte Katolik matolik anlamı, hepiniz Ermenisiniz deyip sürüldüğü bir anda bile hala o etnodinsel bağlantılar harici networkler işe yarayabiliyor. Hala işler. Bunu da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında konuşacak çok bir şey var ama 50 dakika oldu, o yüzden hızlanacağım. 1916 Büyük Yangını. Bununla ilgili işte yakın zamanda çıkan Talha Esin ve Zeliha Ötüz'ün kitabı var, ayrıntılı. Çok tartışmalı bir yangın. Hatta uzun süre 1917 diye geçiyordu. Hala literatürde görürsünüz. Yani tarihi bile tam bilinmiyordu. Fakat artık biliyoruz 1917 değil. Kundaklamayla mı çıktı? Kundaklama olduysa kim yaptı? Bu tartışmalı. Kaynaklar da sınırlı. Fakat bu yangın esnasında bile yine pogrom tarzı saldırılar olmuyor. Ermenilere ve Ermeni mülküne yönelik. Bu bence önemli bir şey. Hani kim niye çıkardı meselesi dediğim gibi çok tartışmalı ve henüz benim bir şey söyleyemeyeceğim bir şey ama bunun altını çizmek lazım. Zaten bazı Müslüman evleri de yanıyor falan filan. Büyük ölçüde Ermeniler bundan zarar görmekle birlikte. Fakat efektif olarak bu yangın zaten Ankara'daki kozmopolitizmi bitirmiş oluyor. Çünkü 1919'da mesela bazı Ermeniler geri dönüyorlar. Bu işte engellenmeye çalışılıyor falan filan. Fakat dönememelerin önemli bir sebebi ortada bir şey yok. Evleri yok. Yani bu gerçekten
bir anlamda kesin çözüm. Sağ kalanlar, dönmek isteyenler de bu yüzden dönemiyorlar. O yüzden bu tarihi şey olarak da alabiliriz. Ankara'da kozmopolitizmin sonu olarak da alabiliriz. Murat da değinmişti zaten. O Arakelyan kendisi tanık olmasa bile o da kitabını şeyle bitiriyor. 1916 yangınıyla bitiriyor. O da önemli bir şey değil mi? O esnada kendisi İstanbul'da. Evet. Şimdi bitiriyorum birkaç güncele dair değinmeyle. Şimdi dünyada tabii büyük meseleler var. Hani bunları bilinen şeyler ama tekrarlayacağım çünkü yeni bir şey söylemeyeceğim. İşte anlamın yitirilmesi olarak bunu Nancy formüle ediyor. Yani artık metalaşmanın son dereceleri, son hallere ulaşması bunda bir sebep. İşte Tassen bunu akozmizm, dünyasızlık olarak şey yapıyor. Orada kozmos kelimesine de dikkat, yani evrensizlik aslında, dünyasızlık, onun dünyanın ortadan yok olması olarak tanımlıyor bugünkü yaşadığımız hali. Bir ekolojik kriz var, bunu zaten söyleme gerek yok. Artık en muhafazakar çevrelerin bile kabul ettiği bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ve yine mülteci ve göçmen krizi. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda geçti rakamlar, tarihin en fazla yerine edilmiş insanının olduğu dönemi yaşıyoruz. Buna karşı tabii ki bir sihirli formülü yok ama biraz önce bahsettiğim o evrenselciliğin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Yani yasaya, hukuka karşı indirgenemez ve evrensel bir tekillik. Doğal hukuk kuramcılarının söylediğinin aksine aslında yasa zorunlu olarak sınırlar. Yani hukuk bir alan üzerinde, bir teritori üzerinde geçerlidir. Bir polis yaratır. Polis ne kadar geniş tanımlarsanız tanımlayın, işte imparatorluk da olsa, gerçek bir şehir de olsa, bir ulus devlet de olsa, bir ulus devlet ne kadar bağımsız da olsa polis sınırlıdır. Çözüm ise kozmos, yani kozmopolis, yani polisin ortadan kalkması. Orijinal stoacı fikir aslında. Yine yasaya karşı hukuki temelli yaklaşımlara alternatif olarak farklılıktan değil, benzerlikten, aynılıktan yola çıkmanın önemli olacağını düşünüyorum. Tarihçi olarak, belki başka arkadaşlar da karşılaşmıştır. Böyle ne zaman Osmanlı toplumsal formasyonunu başka ülkelerle, başka toplumsal formasyonlarla karşılaştırmaya çalışsam, hep şöyle bir eleştiri geliyor, işte benzerlik. Benzerlik nedir, niye gibi. Yani şöyle, hep benzerliği açıklamak zorunda kalıyor. Çünkü varsayım hep farklılık. Burada da hem tarihsel çalışma anlamında hem siyasi proje anlamında önerdiğim şey basit aslında. Hani benzerliği, yani insanlığın ortaklığını veri kabul edip daha sonra bunun üzerinden farklılığı ve bir arada yaşamanın üzerine düşünmek. Bir ütopya fikrinin çok önemli olduğu kanaatindeyim. İşte bunun farklı kökleri olabilir. Badiou'nun yaptığı gibi bir ateist olarak Hristiyanlığın kurucularından birine gidip Paulus okuması mesela olabilir. Marksizmin komünizm ideali olabilir, kozmopolit bir idealdir, orada olabilir. Derrida'nın yeni enternasyonel diye formüle ettiği biraz daha muğlak ideali olabilir. Söylediğim gibi stoacılığın tekrar hatırlanması olabilir. Tarihsel bilgi meselesi niye önemli? Bu ütopya, düzenli ütopya, bunun biraz ayaklarının yere basması, buna nasıl söyleyeyim, bunun hayalcilik değil aslında, gelecekte değil, burada ve şimdi kurulabilecek bir ideal olduğunu gösterilebilmesi için kozmopolitizmin aslında tarihsel dinamikler, yani bunu zaman zaman önseyen tarihsel dinamikler olduğunu göstermek önemli. Yani tarihin bir döneminde, işte 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başında bu türdeşleştirici muazzam güçlere karşı, ulus devleti, kapitalizme, emperyalizme vesaire karşı direnen, şu ya da bu şekilde güçlerin olduğunu gösterilmesi şey anlamında da önemli. Bir gelecek ümidinin sürdürülmesi, bunun tekrar kurulabileceğine, benzer bir toplumun yaratabileceğine dair umudun canlı tutulabilmesi için önemli. Şimdi bitiriyorum.
Beni dinlediğiniz bir saat olmuş. Çok sağ olun.